ahlak, vicdan, iflas ediyor, çocuklar katlediliyor. Değerli basın mensupları, ülkemizde son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katletme haberleri geliyor ve tüm Türkiye'ye büyük kaygıların eşiğine getiriliyor. Önce Ankara Polatlı'daki Eylül kızımız, akabinde Ağrı'daki kızımız Leyla. Bunun başına gelen vahşet kokan acı haberleri hep beraber aldık. Kayıp çocukları vakaları sürekli artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor. Sosyal medya tepkisinin dışında hiçbir adım atılmıyor. Bu olaylar bizi bir gerçeğe daha düşünmeye davet ediyor. Ve geleceğimiz için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı behame vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor. Maalesef mesele sadece iki çocuğumuzun katledilmesiyle sınırlı da değil. 2017 yılında 387 çocuğun cinsel istismara uğradığı, TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104 bin çocuğumuzun kayıp başvurusunda bulunulduğu, 2016 yılında 11.691 çocuğumuzun kayıp olarak bildirildiği, ayrıca bu kayıp olarak bildirilen çocuklarımızın en fazla %1'inin bulunabildiği, dolayısıyla kayıp olup da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen çocuk vakaları bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel meselelerden birisidir. İki masum evladımızın ard arda gelen ölüm haberlerinin tüm ülkede toplumun her kesimde yarattığı üzüntü ve öfke hepimize bazı gerçekleri çok çarpık bir şekilde gösterdi. Nitekim katledilen sadece çocuklar değil, masumiyet, insani ilişkiler ve toplumsal güvenin zemini olmuştur. Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korunması için acil yasal düzenlemeler yapılması üzerine birçok tartışmalar yapılmakta. İlk olarak adi ve vahşi katillere hak ettikleri cezaların verilmesini istiyoruz. Sonrasında mesele sadece ceza boyutunda bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı. Çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Çocukların korunmasında bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, basın, medya, enformasyona kadar ilgili tüm kamu kurumlarının bu konuda çalışmalar yürüten STK'lar ve akademinin işbirliği içerisinde ortak adımlar atması ile mümkün olabilir. Bu tarz olaylarda medyaya da büyük görevler düşmektedir. Toplumun dikkatini çeken bu olayları bir reyting malzemesi olarak görmekten imtina ederek haber dilinin hem maktulün ailesini incitmeyecek hem de diğer ailelerde güvenlik paranoyasına neden olmayacak şekilde kurulması konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Bu süreçlerde toplumun bilinçlendirilmesi için önemli bir araç olduğu gerçeği dikkate alınarak medyanın haber içeriklerinde uzman pedagogların görüşlerine daha fazla zaman ayırması beklenen bir tutumdur. Yanı sıra medyanın haber dilini kurarken güvenlik birimleri ve adli psikiyatrların önerilerini almamaları nedeniyle olayların anlatılış ve işleniş biçiminden kullanılan fotoğraflara, olayın gündemleştirilme sıklığına kadar birçok husus suça meyilli kişiler için özendirici olabilmekte, kopya suçlar için kaynak işlevi görebilmektedir. Canımızı ne kadar yakarsa yaksın bu olayların faillerine cani, hasta ruhlu diyerek işin içerisinden çıkma kolaycılığını asla düşmeyeceğiz. Bu faillerin hangi koşullarda nasıl bir eğitim ve yetiştirilme tarzının ürünü olduklarına dair ayrıntılı çalışmalar ortaya koymak mecburiyetindeyiz. İnsani hasletleri yozlaştıran etmenlerin insani değerleri ayakta tutma dirayetinden daha hızlı yayıldığı her koşuluyla
her koşulda maalesef bu gibi menfur olayların yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. Eğitim Bilsen olarak yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın, çalışmanın bir parçası olduğumuzu buradan sizler aracılığınıza bir kez daha deklare ediyoruz. Bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin kamu, STK işbirliğiyle etkin bir şekilde geliştirileceğine inancımızı ifade ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.